Geçin böyle. Amfetler. Tamam. Gel amca da gelsin. Kız kardeşi de bak. Gel hadi onlar. Şeyden böyle gel. Evet, ayakta buluşalım. Evet, değerli basın mensupları, AK Parti'nin yönetim kurulu üyeleri, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biliyorsunuz ki seçimler demokrasinin vazgeçilmez birer unsurlarıdır. 31 Mart yerel seçimleri de işte bunlardan biridir. İnşallah kurulduğu tarihten itibaren tarih yazan, destanlar yazan AK Parti girdiği her seçimde birincilikle çıkmış, zaferi burçları AK Parti bayrağını dikmiştir. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde de inşallah Aksarımızda yine bayrağı AK Parti bayrağını burçlara dikecektir. Değerli dostlarım, AK Parti'yi hepiniz yakından biliyorsunuz. AK Parti kurulalı 2001'den beri 17 yıl oluyor. 16 yıldır da iktidarda. Öyle bir parti ki Cumhuriyet tarihinde kurulduğunda bu kadar uzun iktidarda kalan bir parti ilk dönemlerde tek partili dönemde olmuştur. Demokratik döneme geçtiğimiz 1950'den sonra en uzun iktidarda kalan parti AK Parti'dir. Bu niye borçludur? AK Parti halkın kurmuş olduğu bir partidir. Halkın partisidir. Sizler de biliyorsunuz yönetim olarak kadın kollarımız, gençlik kollarımız biz vatandaşın içinden çıkmayız. Biz vatandaştan ayrı düşünmeyiz. Vatandaşın derdiyle dertleniriz, neşesiyle neşeleniriz. Düğününe, hayrına, cenazesine, merasimine, acı ve tatlı gününde her zaman vatandaşla iç içeyizdir. Çünkü bizim varlık mevcudiyetimiz vatandaşımızdır. AK Parti bu unsurlarla, bu çalışma ile, vatandaşla bu diyalogla gittiği müddetçe inşallah yine vatandaş bize mağrum bırakmayacaktır. Tabii hepiniz biliyorsunuz bu 31 Mart yerel seçimlerinde bir yarıştır. Parti içinde yarıştır, parti dışında yarıştır. Önce parti içinde yarıştır. Nedir parti içindeki yarışlar? Aday adaylarıdır. Bizim de aday adaylarımız 5 Kasım'da başladı. 12 Kasım'da bitecek inşallah. Bunlar aday adayımızdır. İlk aday adayımız da Remzi Şekerci Bey'dir. İnşallah arkadan gelecek olan aday adaylarımız vardır. Ancak Remzi Bey müracaat ettiğimiz her geleni burada basına tanıtıp Aksar halkına tanıtmak ve Aksar'ı tanıştırmak bizim görevimizdir. Bütün aday adaylarla biz eşit mesafedeyiz. Bütün aday adayları bizim adayımızdır. AK Partili olduktan sonra hiçbiri birinin üzerinde üstünlüğü yoktur. Onun için Remzi Bey'e de bugün burada basının huzurunda Aksar'ımızı tanıtıyoruz. Efendim Remzi Bey hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir çekin. Delikanlı'yla beraber, Alparay'la beraber. Çekin bakalım. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet. Çok kıymetli başkanım. Saygıdeğer büyükler, kıymetli basın mensup arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Heyecanlanacağımı düşünmüyorum ama heyecanlandım. Biraz heyecan geldi. Çok kıymetli başkanım, çok güzel şeyler izah etti. Bana çok fazla bir şey kalmadı. Kendinizi bir tanıtın. Evet, ben kendimi tanıtayım. Ben 1967 Malatya Darem'de doğumlu Remzi Şekerci. Ve 1978 yılından beri de Akhisar'da ikamet etmekteyiz. Yani 50 yılı bulan bir süredir Akhisar'dayız. Uzun yıl yurt dışında ikamet ettim. Tam olarak Paris'te, Fransa'da. Ve uzun yıllar neticesinde de tabii ki sürekli Akhisar'a gelip gidiyorduk. Çünkü ailem burada, kardeşlerim burada, babam burada, annem burada.
geniş bir aile olarak Akhisar'da yaşıyoruz. Yurt dışında uzun yıllar hem ticaretle hem de siyasetle çok yakinen ilgilendim. Özellikle de AK Parti döneminden sonra siyaseti daha da bir iç içe olduk. Yurt dışındaki AK Parti teşkilatlanmasında ciddi görevler aldık, çalışıyoruz. Birçok alanda da yurt dışındaki AK Parti özellikle teşkilatlanmasında başarılar kaydettik. İnşallah bunları da önümüzdeki dönemde basın mensup arkadaşlarımıza gerekirse bütün bilgileriyle, delilleriyle veririz. Şimdi dönüş yaptık. Tamamen Türkiye'ye temelli dönüş yaptık. Eşim, çocuklarım ve ben buradayız. Çocuklarımız artık burada okula gidiyor. Vatan özlemini ve hasretini artık bitirip Akhisar'da 365 gün yaşamaya devam edeceğiz. Allah ömür verdiği sürece. Şimdi yurt dışındaki ticaretimin dışında tabii ki konu siyaset olduğu için birebir hem Türkiye'mizi temsil etmek anlamında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Aynı zamanda da Fransa siyasetinde yerel çalışmalarımız oldu. Fransa'da da milletvekili adayı olmuştu. Geçtiğimiz dönem 4 Haziran'da Akhisar'da da AK Parti'de adayı olmuştuk. Kısmet olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Bunu şunun için anlattım. Fransa'daki siyaset alanında çok ciddi alanlarda çok ciddi çalışmalar yaptık. Belli bir bilgi birikimine ulaştığımı düşünüyorum. Ve şimdi temelli Türkiye'de yaşama kararı aldıktan sonra da bu bilgi birikimimi Akhisar'ımız için kullanmayı, Akhisar'ımızın gelişiminde kullanmayı, belediyesinde çok daha güzel şeyler yapmayı, bizden önceki değerli arkadaşlarımız da güzel şeyler yapmıştır, yaptılar. Hepimizin eksiği olabilir, insanız neticede. Ama bizim gayemiz, hedefimiz daha güzel şeyler yapmak. Akhisar'ımızı layık olduğu yere getirmek. Şöyle de bir cümle kullanabilirim. Hani çok sık kullanılan bir cümledir. Ya küçük Paris, burası Paris. Şimdi benim niyetim, Allah izin verirse, Akhisar küçük Paris yapmak. Hedeflerimiz güzel, gayelerimiz güzel. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğim. Bugün itibariyle de aday adaylığı başvurumuz yaptık. İnşallah niyetimiz güzel, hedeflerimiz güzel ve hayırlı işler yapmayı hedefliyorum. Ve Akhisar halkına çok daha güzel bir gelecek sunmak için elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Ve Akhisar halkı buna layık. İnşallah güzel şeyler olacak. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki günlerde inşallah aday adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür.